Onun öldüğüne dair haberler bitmek bilmiyordu. Her seferinde ben ölmedim diyerek karşımıza çıkıyor, sevenlerini sevindiriyordu. Sabah saatlerinde bile öldüğü söylenmiş. Ancak menajeri durumu kritik ama yaşıyor demişti. Gelen son dakika haberine göre bu kez Aydemir Akbaş'ı gerçekten kaybettik. Yıllarca bizleri güldüren Akbaş bu kez güldürmedi. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu. Çıkan öldü haberlerine ise videolu bir yanıt vermiş. Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor, üzülüyor. Böyle hassas bir durumda öldüğü, yoğun bakımda gibi haberlere itibar etmeyin. Sapa sağlamım, ayaktayım. İçeride bir iki yerde sorun var. Geçen sefer de gırtlak kanseri çıkmıştı, yenmiştim. Yeneceğim. Bende Arnavutluk var, hem de lazlık var. İnadı minat. cem dediği bir videoyu takipçileriyle paylaşmıştı. Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş entübe edilmişti. Usta oyuncudan acı haber geldi. 88 yaşındaki sanatçı hayatını kaybetti. 2021 yılında Yeşilçam oyuncu oyuncusu Aydemir Akbaş yeni yaşını arkadaşlarıyla kutlamıştı. Dostlarının kendisini hazırladığı sürpriz doğum günü yemeğinde duygusal anlar yaşamıştı. Uluslu oyuncu, ben çok zor ağlarım ama bu benim için en güzel hediye oldu. Çok arkadaşımı kaybettim ama güzel dostluğun karşılığını bugün aldım. 95'ten önce ölmeyeceğim, bunu size söylüyorum demişti. Peki kimdir Aydemir Akbar? 1936 senesinde Arnavut bir baba ve sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Babası Balkan Savaşları'nda İstanbul'a geldi. Amcası ise Hareket Ordusu mensubuydu. Galatasaray Lisesi'nde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı. Lise yıllarında bir sınavdan kaçmak için kaydolduğu tiyatro kolu hayatını değiştirmişti. Tiyatroya başlamıştı bir şekilde ama profesyonel olmasına zaman vardı. Gazetecilik yaparken tanıştığı Altan bulunan yönlendirmesiyle bunu meslek haline getirdi. Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro sanatçılarıyla beraber çalıştı. Kirşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı. 1968 yılında Ayfer Feray, Nisa Serezli tiyatrosunda Yedi Kocalı Hürmüz oyununda oynadı. 1969 yılında ise Gülriz Sururi, Engin Cezzar Tiyatrosu ve Ortakları Tiyatrosu'nda ortaklardan biri oldu. Burada Nikah Kağıdı, Düşen'in Dostu oyunlarında oynadı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı. 1964 yılında sinemaya da adım attı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Keşanlı Ali Destanı adlı filmle ilk kez kamera karşısındaydı. Fakat filmden önce Keşanlı Ali Destanı'nın ilk tiyatro gösteriminde hem sahne amirliği yapmış hem de Sipsi Selim karakterine hayat vermişti. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam'ın Yetişkin Filmi furyasında çok sayıda komedi filmi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses'le çalışarak senaryo çalışmaları yaptı. Bu arada senaryo yazmaya devam ediyordu. İbrahim Tatlıses'e dört tane senaryo vermişti. Hatta dostlukları bu senaryolar sayesinde başlamıştı. Akbaş bu hikayeyi şöyle anlatmıştı. Yazanedeydim. O da hemen karşıdaki benim devamlı film yaptığım Tanju Gürsun'un yazanesindeydi. Bana el salladı. Ben de ona el salladım. Kalktım yanına gittim. İbrahim Yeşilçam hastasıydı. O dönem bir film yapacakmış. Ama hep eski filmlerin senaryolarını değiştirip değiştirip getirmişler. Ben de ona ben sana orijinal hikaye vereyim dedim. Sen de var mı dedi. Ben işim bu. Hikaye, senaryo. Hem de orijinal dedim. Getir o zaman dedi. Tatlı sese dört tane senaryo verdim. Dördünü de çekti. Bizim İbrahim Tatlı sesle olan dostluğumuz öyle başladı. O günden bu yana dostuz. 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek'le iki kez boşanmış, 3 kez evlenmişti. Bazı kaynaklara göre ise 3 kez boşanmış 4 kez evlenmişti. Nikahta gelinle damadın şahitliklerini Nisa Serezli ile Ayfer Feray yapmıştı. Törende davetlilerin büyük bir bölümünü tiyatro sanatçıları oluşturuyordu. Ancak bu evlilik biraz hararetliydi. Yıllar sonra İzzet Çapa'ya verdiği röportajda olanlardan şöyle bahsetmişti. Boşandıktan iki gün sonra barışır, 15 gün sonra yeniden evlenirdik. Zeytinyağlı pırasanın zeytinyağı az gelir boşanırım. Evlenip boşanmaktan çok kediler kedilerin velayeti beni zorluyor. Evdeki sekiz kedinin dördü benim, dördü beyhanındı. Asıl sorun şahit bulmaktaydı. Son zamanlarda Metin'le Nevra Serezli'den başka kimse gelmiyordu zaten. Bir de mahkeme erken saat. Bu artist milletini uyandırmak başlı başına mesele. Beyhan ve Aydemir çiftinin bu evlilikten bir çocukları olmuştu. Ama ne yazık ki hayata tutunamadı. Akbaş sabah gazetesine verdiği röportajda bu konu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı. Çocuğumuz prematüre doğdu ama yaşamadı. Beyhan çok çocuk düşürdü. Yıllar sonra öğrendik ki kedilerden hamile kadınlara geçen bir enfeksiyon geçirmiş. 2022 yılında TV8'de ekrana gelen Müge ve Gülşen'le ikinci sayfa programına konuşan Akbaş, evde yalnızım, Beyhan kalça kemiğini kırdı. Kız kardeşinin evinde, hemşire nezaretinde yaşıyor. Zaman zaman Demans'ta yaşıyormuş. Tek başına evdeyim. Bir şey olacak diye korkuyorum. Endişe duymaya başladım. Koa hastası bir adamım. Yalnızlık huzurumu kaçırıyor. Beyhan'la 65 senedir evliyiz. Bana bir korku geldi. Beyhan'ı hasta olarak görmek istemediğim için ziyarete gitmiyorum. Beni özlüyormuş ama böylesi daha sağlıklı. 3 aydır falan görüşmüyoruz. Artık geri dönüşü mümkün değil. Bu saatten sonra birbirimize bakabilmemiz mümkün değil. Evde yalnız ölmekten korktuğum için... Için huzur evine gidebilirim. Ben Beyhan'a birini eve alacağımı söylesem, al, genç ve güzel olsun der. Ama ben o eve Beyhan'dan başkasını almam ifadelerini kullanmıştım. Aydemir Akbaş'ın iki erkek, bir de kız kardeşi vardı. Kardeşlerinden Erdinç Akbaş da bir dönem oyunculuk yapmıştı. Ayrıca ailesinin muhafazakar olduğunu söylüyordu Aydemir Akbaş. Babası ciğerci, annesi ise ev hanımıydı. Onların ailesinde kadın çalışmazdı. Kız kardeşine de çok karışırdı Aydemir Akbaş. Perde bile açtırmazdı hatta. Bir kız kardeşi olduğunu uzun süre dostlarından saklamıştı. Çünkü arkadaşları geldiği zaman kardeşini odaya kapatıyordu. Bu tutuculuğun yanı sıra babası tam bir Atatürkçüydü. Aydemir Mirakbaş çok mutlu bir çocuktu. El üstünde tutuluyordu. Arnavut bir baba ve Laz bir annenin oğlu olarak çok inatçı bir çocuktu. İzzet Çopay'a verdiği röportajda, bak benim babam manastırdan buraya gelmiş sapına kadar bir Arnavut. Annemi sorarsan sürmeneli. Hakiki bir Laz. Anlayacağın benim gibi bir kırmanın damarı tuttu mu dedem mezardan kalkıp gelse sözünü dinlemem. Ben bebekken anne sütünü reddetmiş adamım. Keçe sütüyle büyütmüşler beni. Düşün artık senin adımı. Münakaşa etmek nedir bilmem. Çünkü karşımdakini konuşturmam. Susturamazsın beni. Kralını tanımam. Çiçek barda, cemiyette, masama kimse oturamaz. Kovarım. Gölgemle bile kavga ederim. Aydemir Akbaş oyuncu olarak çoğu komedi türünde olmak üzere yüzü aşkın filmde rol aldı. Sekiz kez de yönetmen koltuğunda oturdu. Otuz kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca pek çok televizyon dizisinde rol aldı. Otuz üç filmin senaryosunu kaleme aldı. Yetmişli yıllarda çektiği yetişkin içerikli filmlerle yakaladı büyük bir başarıyı da. Aslında güldürmek amacıyla çekiyordu bunları. Sabah gazetesine verdiği röportajda bu filmlere başlama hikayesini şöyle anlatmıştı. Ben orada erotik bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Tamamen güldürmek niyetim. Bizim Yeşilçam bir ara sıkıştı. Aile filmleri iş yapmamaya başladı. Ne yapacaklar? Bir gün Beyoğlu'nda saray sinemasında bir kuyruk. Camiye kadar. Ne oluyor? Ne filmi oynuyor? diye merak ediyorlar. Bir bakıyorlar ki bir adamın mini etekli kızlarla olan hikayesinin anlatıldığı bir film. Baktılar ki çok ilgi görüyor. Kim var ona benzeyen? Mete İnselel, Ali Poyrazoğlu, Hadi Çaman... Ben peki diyorum oynuyorum. Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biriydi aynı zamanda. Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü üyesiydi. Biz de Aydemir Akbaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz.